Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri, sevgili arkadaşlar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu oryantasyonuna hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmalarını yapmak üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Büyükalaca'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Üniversitemizin çok değerli rektör yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürüm, bölüm başkanlarımız, sevgili öğretim elemanlarımız ve sevgili öğrencilerimiz. Bu hoş geldiniz toplantısına. İki defa hoş geldiniz olacak ama hepinize hoş geldiniz diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Salonu bu derece dolu görmek beni gerçekten mutlu etti. Osmaniye Meslek Yüksekokulu şu anda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin en büyük akademik birimi ve aynı zamanda en eski akademik birimi. Üniversitemiz 2007 Mayıs'ında kurulmasına rağmen Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nun tarihçesine baktığımızda bundan ta 20-30 yıl öncelere dayanıyor Osmaniye Meslek Yüksekokulu. Onun için siz belki yeni bir üniversitedesiniz ama çok köklü, kadrosuyla, altyapı imkanlarıyla, gelenekleriyle çok köklü, yerleşmiş bir Meslek Yüksekokulu'nda eğitim öğretim görmektesiniz. Ben öncelikle şahsım ve üniversitem adına Osmaniye Meslek Yüksekokulu'na, üniversitemize, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne hoş geldiniz demek istiyorum. Bazılarımız meslek liselerini bitirerek doğrudan Osmaniye Meslek Yüksekokulu'na geldiniz. Bazılarınız belirli sınav aşamalarından geçerek bu sıralara oturmaya hak kazandınız. Her ne şekilde olursa olsun, önünüzde şu anda sizi bekleyen minimum 2 yıllık bir eğitim öğretim süreci var. Bu eğitim öğretim sürecinin nasıl geçeceği, nasıl değerlendirileceği tamamen sizlerin elinde arkadaşlar. Bizler üniversite olarak, yüksekokulumuz olarak, müdürlüğümüz, hocalarımız, bölüm başkanlarımız sizlerin iyi yetişmesi, sizlerin yarınlara iyi bir şekilde hazırlanabilmesi, buradan mezun olduktan sonra belirli donanımlara sahip olarak ve aynı zamanda kendinizi kişisel olarak geliştirilmiş bir şekilde buradan mezun olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak bu gayret karşılıklı bir gayret olması gerekiyor. Bizlerin gayreti kadar sizlerin de aynı şekilde konuya bilinçle yaklaşmanız, ne olursa olsun şuradan bir diploma alayım gideyim mantığından ziyade, madem burada ben belirli bir süreyi harcıyorum, bu süreyi en iyi bir şekilde faydalandırayım, en iyi bir şekilde bu süre içerisinde kendime özellikler kazandırayım. Gerek eğitim gördüğüm alanla ilgili olarak, gerekse de sosyal olarak, kişisel gelişim olarak belirli artılar katarak buradan mezun olayım şeklinde kendinize bir hedef koymanız gerekiyor. Okul bir şekilde bitecek. Ancak esas iş okul bittikten sonra başlayacak. Birçoğunuz belki iş aramak durumunda kalacaksınız. O zaman iş ararken sizin belirli niteliklere sahip olmanız gerekecek. Tabii ki diploma olmazsa olmaz bu niteliklerden ancak tek unsur olarak kalmayacak arkadaşlar. Belki yan sıranızda oturan arkadaşınız da rakip olacaksınız yarın iş hayatında. Diğer sizin gibi benzer programlarda mezun olan binlerce öğrenciyle yarışır hale geleceksiniz. O halde bu süreci çok iyi değerlendirip sadece mezun olduğunuz lisenin devamı gibi görmeyip bir üniversitede okumanın bilinciyle lütfen kendinizi iyi yetiştirmek için elinizden ne geliyorsa onu yapmaya gayret gösterin. Bizler üniversite yönetimi olarak elimizden gelenin en iyisini sizlere sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek üniversitemizde rektörlük bilimleri, gerekse yüksekokulumuz bu konuda oldukça hassas. Az önce de söyledim. Sizler yeni bir üniversitede olabilirsiniz ama çok köklü, gelenekleri olan, altyapısı olan bir yüksekokulun öğrencisisiniz arkadaşlar. Bu Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nun sahip olmuş olduğu imkanlar birçok meslek yüksekokulunda mevcut olmadığını lütfen farkına varın. O halde bu imkanlardan faydalanmanın yoluna bakın. Şu anda Osmaniye Meslek Yüksekokulu, az önce de söylediğim gibi bizim üniversitemizin en köklü, en eski ve en büyük akademik birimi. Üniversitemizde yaklaşık bu yıl itibariyle 7 bin civarında öğrencimiz var.
Bu 7000 öğrencinin 3000 tanesi yaklaşık olarak yine yuvarlak rakamlarla söylüyorum. Şu anda Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nda. Neredeyse %50'ye yakın, %40 gibi bir oranda sizler teşkil etmektesiniz. Bu yıl sadece Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nda aldığımız öğrenci sayısı 1000 civarında arkadaşlar. Yine bu da bizim almış olduğumuz öğrenciler içerisinde, toplam kontenjan içerisinde 1/3 gibi bir yeri teşkil ediyor. Bundan şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizler oldukça iyi imkanlara sahip bir yüksekokul bünyesindesiniz. Bu yüksekokul bünyesinden mümkün olduğunca faydalanmaya bakın. Mutlaka sahip okumuş olduğunuz bölümle ilgili teknik bilgileri alacaksınız ve almak durumundasınız. Ama bunun yanında lütfen kendinizi kişisel olarak da geliştirmenin yollarına bakın. Kitap okuma alışkanlığını kazanın. Kendinizi toplum içerisinde ifade edebilme, ortak çalışabilme, başka kültürden, başka inanıştan olan insanlarla bir arada bulunabilme, bunlarla bir hedefe yönelebilme konusunda kendinizi geliştirin. Bu sıralar bunlar için, bu kazanımları elde edebilmek için büyük bir fırsat arkadaşlar. Değişik kulüplerimiz var. Bu kulüpler içerisinde mutlaka yer alın. Kendi ilgi alanınızla ilgili olarak. Arkadaşlarınızla ortak bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olun. Bizler sizlere destek olalım. Bizlerden talep edin. Proje geliştirin. Hayata geçirmek istediğiniz değişik konular olabilir. Bunlar okuduğunuz bölümle ilgili olabilir. Veya genel olarak toplumumuzu ilgilendiren, sosyal hayatımızı ilgilendiren çok farklı alanlarda da olabilir. Biz bunların hepsine açığız. Yeter ki sizler bir şeyler üretmeye bakın. Bu üretebilmek için ne yapmak gerektiğini, projeye oluşturmanın, bir araya gelmenin, birlikte olabilmenin ve bunun peşinde gidebilmenin yollarını burada öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için biz altyapı imkanlarını sizlere sunuyoruz. Bundan sonrası sizlere kalmış. Üniversiteyi sadece derse girip, sadece laboratuvarlara girip, atölyelere girip, bilgisayarın başına geçip bir şeyler öğrenip ayrılmak olarak algılamayın. Sizler buradan ayrılırken dünyaya bakışınız, Türkiye'ye bakışınız, sosyal olaylara bakışınız, topluma bakışınız değişmesi gerekiyor. Siz hala üniversiteden mezun olduğunuzda hala üniversiteye girerkenki argümanlarla arkadaşlarınızla tartışıyorsanız, sosyal olaylara yaklaşıyorsanız burada bir eksiklik var demektir. Siz hala lisedeki klasik lise çağındaki öğrencilerin diliyle, lise çağındaki öğrencilerin ileri sürdükleri fikirlerle buradan ayrılıyorsanız bizler başarısız olmuşuz, sizler başarısız olmuşsunuz demektir. Onun için bizim sizlerden iyi bir eğitim almaktan kastımız sadece eğitim öğretim gördüğünüz alanda iyi yetişmeniz değil, mezun olduktan sonra toplumun eğitilmiş birer ferdi olarak toplum içerisinde söz sahibi olabilecek niteliklere sahip olmanız. Hedeflerinizi küçük tutmayın. Yarın bir gün hepiniz belirli yerlerde çalışan, belirli yerlerde söz sahibi insanlar olacaksınız. Sivil toplum örgütlerinde yer alacaksınız. Siyasi partilerde yer alacaksınız. Belediyelerde yer alacaksınız. Bizim dileğimiz sizlerin bu tür toplum içerisinde karar verici mercilerde yer alabilmeniz. Ama bunun için de sizlerin bu sıralarda, bu dönem içerisinde burada eğitim öğretim görürken kendinizi iyi yetiştirmeniz, donanımla buradan mezun olmanız. Eğitim aldığınız alanın yanında sosyal, kültürel alanda da iyi yetişmenizin yanında bir nokta daha var, o da sportif yönde. Üniversitemizin oldukça iyi durumda olan spor tesisleri var arkadaşlar. Gelin buradan faydalanın. Arkadaşlarınızla gruplar kurun. Ortak çalışmalar yapın. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Buradan sizlere bu üniversitenin en yetkili kişisi olarak bizler sizin yanınızda olduğumuzu söylemek istiyorum. Sizlerin iyi yetişmesi için yüksekokulumuzla birlikte elinizden ne gayret geliyorsa bunu göstereceğinizden emin olabilirsiniz. Burada yaşayacağınız problemler ki bunların hepsi dersle ilgili olmayacaktır eminim. Ailenizle olabilir, arkadaşlarınızla olabilir, çevrenizle ilgili olabilir. İlgili danışmanlarımız, yüksekokulumuzun hocaları,
müdürü ve bizler bu konularda da sizlere yardım etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntınızda kendi başınıza debelenip durmaktansa bizlerle temasa geçin. Bizler sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle ben Osmaniye Meslek Yüksekokulu'na ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. 2012-2013 eğitim öğretim döneminin sizler için başarılı, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir dönem olmasını diliyorum. Selamlar. Şimdi de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Servet Ünal'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler. Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu oryantasyon programına teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi ekonomik başarının temelidir. Mesleki eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir taraftan genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde hızlı teknolojik değişme ve mesleki ve teknik eğitimin önemi daha da ön plana çıkmıştır. İş dünyasının temsilcilerinin deyimiyle, Türkiye'de asıl sorun işsizlik değil, mesleksizlik ve nitelikli personel eksikliği sorunudur. Eğitim sistemimiz, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgisini uygulayabilen beceri sahibi bireyler yetiştirmelidir. Meslek yüksekokullarının istihdam edilmelerinde en güçlü tarafı uygulama becerileridir. Bu sürecin gerçekleşmesinde eğitimcilere, öğretim elemanlarımıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Mesleki eğitimde rol alan her öğretim elemanı öncelikle kendi meslek sektörünün mevcut yapısını ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeli ve bunu eğitim sürecine nasıl kazandırabilirim sorusuna cevap aramalıdır. İş piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarına uygun nitelikteki iş gücünü yetiştirebilmeye yönelik model geliştirmelidir. Bunun için de sektör temsilcileriyle yakın ilişki içerisinde olmalıdır. Bu sürecin gerçekleşmesinde öğrencilere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Staj eğitimlerini hakkıyla yapabildikleri takdirde iş dünyasının beklentilerini daha üst düzeyde karşılayabileceklerdir. Yine bu süreçte iş dünyasına da önemli sorumluluklar düşmekte. Mezun öğrencilerimize yöneltilen bir eleştiri olarak beceri eksikliğini gidermede en önemli sorumluluk yine iş dünyasınındır. Staj yapan öğrencilerimizi kendilerine yük olarak görmek yerine ileride becerilerinden yararlanacağı kimseler olarak görmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Stajyer öğrencilere kontenjan belirlemede ve uygulama becerilerinin kazandırılmasında verecekleri emeğin kendilerine geri döneceğini bilmek durumundadırlar. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi alan kimselere belgelendirme sürecinden sonra önemli maddi destek sağlanmaktadır. Bunların bir kısmı karşılıksız hibe olarak, bir kısmı kredi olarak ve bu eğitimin üniversitelerimizde en az 56 saat vermek suretiyle yapılan bir protokol gereğince öğrencilerimize de bu imkanın sunulabileceğine dair kendilerinin öngörüler mevcuttur. Şu an işletmecilik programında yer alan öğrencilerimiz bu şartları taşımakta. Diğer programlarımızın da bu şartlara uygun hale getirilmesiyle ilgili tedbirleri önümüzdeki dönemde almayı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum. Bu beklenen faydaların sağlanabilmesi konusunda herkesin üzerine düşen görevi
severek yerine getirmesi dileklerimle bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdi de sunumlarını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Gülnur Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer rektörüm, değerli rektör yardımcılarım, sayın müdürüm, kıymetli öğretim elemanları ve sevgili öğrenciler. Osmaniye Korkut Ada Üniversitesi Akademik Bilimler Oryantasyon Günleri'nin son halkası olan Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nun tanıtılması programına hoş geldiniz. Şimdi sizleri Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nun tanıtıldığı sunumu izlemeye davet ediyorum. Tarihçesine şöyle kısaca değinecek olursak, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Yine 1981 yılında Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmış, 2007 tarihinde ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz, bugüne kadar özveriyle yürüttüğümüz hizmetlerin daha nitelikli olarak devam ettirilmesi ve üniversitemizin en hızlı şekilde gelişmesinin sağlanması olacaktır. Okulumuzun vizyonuna değinecek olursak, bulunduğu bölgede ve ulusal düzeyde toplumsal dönüşüm projeleri geliştirip uygulayan, bilimin ve evrensel değerlerin ışığında yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti sunan, yenilikçi farkındalık yaratan, girişimci insan kaynağı yetiştiren, iş dünyasının değişen talep koşullarına duyarlı eğitim merkezi olmaktadır. Misyonumuz ise sürekli geliştirilen eğitim ve öğretim planları ile sosyal, kültürel ve teknolojik alanda değişime duyarlı, yenilikçi, sosyal bilimlerde akademik düşünce yeteneğine sahip insan kaynağı yetiştirerek bilim ve iş dünyasına katkı sağlamaktır. Osmaniye Meslek Yüksekokulu Yönetimi, Yüksekokul Müdürümüz Yardımcı Doçent Doktor Servet Önal, Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Ahmet Gök, yine Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Fevzi Apartın ve Yüksekokul Sekreterimiz Serpil Hiç Yılmaz'dan oluşmaktadır. Yüksekokul Yönetim Kurulu'ndaki hocalarımız ise yine Yardımcı Doçent Doktor Servet Önal, Müdür Yardımcılarımız Öğretim Görevlisi Ahmet Gök, Öğretim Görevlisi Fevzi Apartın, Teknik Program Bölüm Başkanımız Yardımcı Doçent Doktor Halil Erol, İktisat ve İdari Programlar Bölüm Başkan Vekilimiz Öğretim Görevlisi Mehmet Kevik'ten oluşmaktadır. Akademik personel sayımız Yardımcı Doçent 6, Öğretim Görevlisi 27, 4 akutman, 1 uzman toplam 39 kişiden oluşmaktadır. İdari personel sayımız ise genel idari hizmetlerde 10, teknik hizmetler sınıfında 6, yardımcı hizmetler sınıfında 6, toplamda 20 kişiden ibarettir. Osmaniye Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerimiz 1399, 2. sınıf öğrencilerimiz 1338, toplamda 2737 öğrencimiz mevcuttur. Maddi durumu yetersiz öğrencilerimizde kısmi zamanlı çalışan sayısı 45, öğle yemeğinden yararlanan sayısı ise 61'dir. Bu durum 2011-2012 rakamlarıdır. Bu dönemin rakamları da, daha doğrusu bu dönemin başvuruları da daha devam etmektedir. Osmaniye Meslek Yüksekokulu programları ise bilgisayar programcılığı, çevre koruma ve kontrol, elektrik, elektronik teknolojisi, harita ve kadastro, inşaat teknolojisi, işletme yönetimi, makine, muhasebe ve vergi uygulamaları, otomotiv teknolojisi, posta hizmetleri ve tekstil teknolojisinden oluşmaktadır. Şimdi de kısaca bu programları tanıtacağız. Bilgisayar programcılığı.
yabancılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok işe, iş koluna uygulanabilen bir meslektir. Üniversitemiz bilgisayar dalında piyasada aranan özellikle eğitim ve öğretim yapmaktadır. Öğrencilerimiz donanım, yazılım, veri tabanı, yönetim sistemleri, tüm internet teknolojiyi alanlarında bilgi ve beceriyle yetişmektedir. Bu programın hocası, öğretim görevlisi Ahmet Doğulu'dur. Çevre koruma kontrol programı, son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının çözümü için gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Çevre koruma elemanının sahip olması gereken hava ve gürültü kirliliği ölçümü yapma, geri dönüşümü ve kazanımlı atıkların kontrolünü yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik çalışmaları yapmaktır. Bu programın öğretim elemanları ise yardımcı doçent doktor Sedat Gökfidan, öğretim görevlisi doktor Ali Yücel, öğretim görevlisi Gökhan Baktumur, öğretim görevlisi Ahmet Umar ve öğretim görevlisi Baki Sağlam'dır. Elektrik programı ise öğrencilerine elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç teminde kullanılması, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza idare konularında eğitim verilerek sanayide, fabrikada, kamu kurum ve kurum aşılarında mesleğiyle ilgili alanlarda çalışabilecek ara eleman yetiştirmek amaç edinilmiştir. Bu programın öğretim elemanları ise yardımcı doçent doktor Halil Erol, öğretim görevlisi Zafer Koca, öğretim görevlisi Osman Yürekli ve öğretim görevlisi Semih Onağ'dır. Endüstriyel elektronik programında öğrencilerimiz elektronik ölçme tekniği ve güvenlik, doğru akım ve alternatif akım devre analizleri, bilgisayar destekli tasarım, sayısal devre tasarımı, güç elektroniği, elektrik projeleri, programlanabilir denetleyiciler, hidrolik ve pneumatik, sistem analizi ve tasarımı, işlemci programlama ve bunun gibi elektronik teknolojisi alanında birçok konuda bilgi sahibi olarak mezun olurlar. Bu programın öğretim elemanları, öğretim görevlisi Mehmet Küçük ve öğretim görevlisi Sadık Küçük'tür. Harita ve kadastro programı, kamu kuruluşlarının harita ve inşaat işleri yapan birimleriyle özel şirket ve büroların harita yapımı, ifraz, tevhid, parselasyon, imar uygulamaları, yol, kanal ve her türlü güzergah aplikasyonu, kamulaştırma, haritalarının yapılması, baraj ve tünel aplikasyonunda arazi işlerini yapabilecek, teknik, bilgi ve beceriye sahip harita teknikerleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu programın öğretim elemanları, öğretim görevlisi Nuri Erdem ve öğretim görevlisi Fazıl Nacar hocalarımızdır. İnşaat teknolojisi programında verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, inşaat sektörünün beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. İnşaat teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak büroda veya şantiyede sorumlu mühendis ile taşeronlar veya işçiler arasında bağlantı kuran teknik iletişimi sağlayan bir teknik personeldir. Kaliteli işlerin ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir. Bu programımızın öğretim elemanları, öğretim görevlisi Ahmet Gök, yardımcı doçent doktor Turgut Talaskoğlu ve öğretim görevlisi İbrahim Akgünler'dir. İşletme yönetimi, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 4 yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir. Bu programın öğretim elemanları, öğretim görevlisi Doktor Halun Akalın, öğretim görevlisi Ali Kabasakal ve öğretim görevlisi Burhan Hikmen'dir. Makine programında öğrencilere sanayide mühendis ve teknisyen arasındaki rolü yürütecek şekilde bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgiler, günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojilerin tanıtılması ve bilgisayar destekli eğitim ve çizim teknikleri verilmektedir. Bu programın öğretim elemanları ise öğretim görevlisi Bülent Önal, öğretim görevlisi Yusuf Fedai'dir. Muhasebe ve vergi uygulamaları, ön lisans programının amacı ise özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde çalışacak muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.
program mezunları serbest muhasebeci olarak ve serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadır. Bu programın öğretim elemanları yardımcı doçent doktor Serhat Ünal, öğretim görevlisi Mehmet Gül ve öğretim görevlisi Tevzi Apaydın'dır. Otomotiv teknolojisi programının amacı, karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapımı alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programın öğretim elemanı, öğretim görevlisi Ela Altel Özçelik Bostancı'dır. Posta hizmetleri programından mezun olanlar, posta hizmetleri bölümünde kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak KPSS'de aldığı başarı puanına göre ya PTT'de dağıtıcı olarak görev yapabilir ya da PTT haricindeki kargo firmaları ile çalışabilir. Hatta bunun yanında kendisi bu bölümden aldığı bilgiler sayesinde etik kurallara aykırı davranmamak koşuluyla kurye ya da kargo firması kurabilir ve işletebilir. Bu programın öğretim elemanı, öğretim görevlisi Hilal Kocaman'dır. Seramik ve cam ve çinicilik. Bu program ülkemizde ve dünyada günümüz şartlarına uygun olarak gelişen teknoloji paralelliğinde cam, seramik ve çini alanında yapılan sanatsal uygulamalar, dekorasyon ve restorasyon çalışmalarında sanatçının yanı sıra uygulamacı, teknik ara elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Programın öğretim elemanı Yunus Yılmazer'dir. Tekstil teknolojisi programında tekstil sanayi sektörünün ihtiyacına yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, mühendisle işçi arasında geçişi sağlayacak, nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın öğretim elemanları, yardımcı doçent doktor Halil Özdemir, öğretim görevlisi Gülüm Özdemir ve öğretim görevlisi Mehmet Baran Kalınlık'tır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan girişimcilik destek programı, uygulamalı girişimcilik eğitimi katılım belgelerinin takdim programına geçiyoruz. Belgelerini almak üzere Durdu Taşdemir, Dede Hançer, Hatice Doğan, Erman Yavuz, Ahmet Türksayar ve Burak Usta'yı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza belgelerini takdim etmek üzere Ömer Erkılıç, KOSGEB uzmanı. Ömer Erkılıç ve yine bir KOSGEB, diğer KOSGEB uzmanı Yasin Yüksek'i sahneye davet ediyorum. Buyurun. Belgelerini almak üzere Durdu Taşdemir, Dede Hançer, Hatice Doğan, Erman Yavuz, Ahmet Türksayar ve Burak Usta. Sahneye davet ediyorum arkadaşlarımızı. Eğer arkadaşlarımız yok ise devam ediyoruz. Zafer Şahin, Fırat İkinci, Aşkın Aygan, Önder Gençoğlu ve Ferhat Demir'e sahneye davet ediyorum. Thank you.
Devam ediyoruz. Aykut Erdal, Yunus Emre Çiçek, Fahrettin Kaydı, Ahmet Faruk Önal ve Fatma Çam'ı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza belgelerini takdim etmek üzere Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Servet Önal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Devam ediyoruz. Belgelerini almak üzere İbrahim Ilgaz, Menevşe Bozkurt, Şüheda Gök ve Nedim Taş'ı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza belgelerini takdim etmek üzere Profesör Doktor, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü sahneye davet ediyorum. Ediyoruz. Osman Sezer, Rıdvan Yetim, Mehmet Fansa ve Abdi Gönüllüoğlu belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Osman Sezer, Rıdvan Yetim, Mehmet Fansa ve Abdi Gönüllüoğlu belgelerini takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Sabrılı Kanlı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Ve son olarak Ali Alakel, Mehmet Almaz, Zeliha Gümüştaş, Emel Sülü, Nimet Baran ve Elife Kamalakı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Arkadaşlarımız isimlerini tekrar zikrediyorum. Ali Alakel, Mehmet Almaz, Zeliha Gümüştaş, Emel Sülü, Nimet Baran ve Elife Kamalakı. Arkadaşlarımıza belgelerini takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Büyükalacan'ın sahneye teşriflerini arz ederim.
katılımlarınızdan dolayı